Tamam gördüm, çok yaşa. Çay içecektim, içmeyeyim dedim. Acınız varsa doyurayım size. Gel İbrahim abi, şöyle yanıma gelsin. Şuradan çık başkanım. Kıymetli dostlar, Çarşamba Karacalı köyünden size merhaba diyorum. İbrahim Ekici Bey'le beraberim. Kıymetli çiftçimle kaç gün önce buraya gelmiştik İbrahim Bey? Bir buçuk ay önce evet. Buraya geldik. O zaman soğuk havalar gidiyordu. Bu fasulyemizi yeni ekmişti. Soğuktan dolayı üzerine işte örtü falan yapmış. Kül yapmış. Değerli arkadaşlar, benim uygulama metoduma pek uymamış ama güzel bir tabloyla yüz yüzeyim şu anda. Çok doğru mu İbrahim evet, abi? Aynen evet. Kaç buraya kaçar gün arayla kaç sefer kullandın? Araları tahmin edemiyorum hocam da 4 sefer kullandım. Ama araları kaçar gün dersem kesin bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, 4 sefer ilacı. İbrahim abi bugün beni aradı. Dedi ki ya bana dedi bir şey ürün lazım falan. Dedim abi bizim o emektar fasulyemiz ne alemde? Kendileriyle bir iki kelam ettik. Dedi ki güzel. Fasulyemiz gayet güzel boylandı ama fazla boylanmadı. Ama süper bir şey var. Çiçeklenme var. Evet. Peki kendilerine şunu sordum. Çekebilirsin. Kendilerine dedim ki İbrahim abi siz verim mi almak istiyorsunuz yoksa otsu gövdeyi mi geliştirmek istiyorsunuz? Elbette ki verim almak istiyorum dedi. Değerli arkadaşlar, ben size şurada bir şey göstermek istiyorum. Buyurun. Yani değerli abimiz, evet. Hani buna derler ya, bizim bir arkadaşımız var, çıngıl çıtak demişti çarşamba diliyle. Evet, buyurun. Çıngıl çıtak fasulye. Ama tek size bir şey belirtmek istiyorum. Bakınız, ben tarım ürünü üretiyorum ama tarımcı değilim. Buyurun arkadaşlar. Yaprağımızın genişliği. Havaların soğuk gitmesinden dolayı bu tür tek yıllık bitkiler gelişemiyor. Bir. İkinci özellik değerli arkadaşlar, toprağımız çok kirli bir toprak. Bakın, kirli bir toprak. Bitkimizin kökü rahatlıkla çalışamıyor. İki. Başka ne var? Toprağımızın organik maddesi eksik. Doğru mu? Evet. Ve biz buraya fazla kimyasal kullandın mı? Kullanmadım. Kullanmadı. Şimdi eğer bizim toprağımızın organik maddesi yüksek olmuş olsaydı bu ürünümüz, şimdi bu güzel bir ürün. Bakın arkadaşlar, güzel bir ürün ama daha farklı olacaktı. Yaklaşık 80 santim civarında olur muydu? Olurdu. Olurdu. Evet. Biz şimdi ne yapacağız? Biz fersah fersah ürünümüzde verim elde etmeye başlayacağız. İnşallah. Şimdi İbrahim Bey dedi ki şu ilerisinin tutumu daha iyi, evet, dediniz. Aynen. Doğru mu İbrahim Bey? Orası, evet. Ama bizim için arazinin en iyi bölgesi önemli değil. Bizim için bizim Aysa organik besleme ürünlerinin bitkiye ne kazandırdığı önemli. Doğru mu abi? Evet, aynen. Peki şu dakikadan sonra İbrahim abi bizim ürünlerimizden nasıl bir performans gördü? Ben kendilerine bırakıyorum. Şimdi bana anlattığını anlatabilirsin, anlatmayabilirsin de. Yok hocam, ben şimdi şu şekil, bu döküm, bu çiçek, ben bundan beklemiyordum. Şimdi şurada komşuların da fasulyesi var. Tamam, bundan yüksek olabilir ama çiçek verim %50 düşük bundan. İstiyorsan dolaşabiliriz abi, burada tarla. Yok, gerek yok. Başkalarının evet. Tarlası bizi evet. İlgilendirmiyor. Şimdi arkadaşlar, her zaman buyurduğum gibi, dediğim gibi ne diyordum? Değerli arkadaşlar, fazla azotlu, nitratlı ürünler bitkinin yaprak gelişimini ve şu boylanmayı hızlandırır. Bak, şu boylanmayı hızlandırır. Peki bizimkisi ne yapar? Boylanmayı yüksek tutmaz, çiçeğe yatırır arkadaşlar. Buyurun. Bakın şimdi şurada bir de ne var biliyor musun değerli dostlar? Bir de şu fasulyenin arkadaşlar şu dip kısmı var ya, bakın hocam. Evet. İbrahim Bey. Bak, ta kökten çiçeklenmeyi gördünüz mü hocam? Aynen. Evet. Bir de şu dip kısmı var ya, size ne sordum ilk önce?
Ne sordum? Bana söyler misin? Kökünden dedin. Nasıl vitamin alabiliyor mu diye sordum. Kök kalınlığı nasıl diye sordun mu? Evet, sordum. Evet arkadaşlar. İbrahim Bey'e sorduğum bir kelam vardı. Dedim ki kök kalınlığı nasıl diye sordum. Ve gelelim bak şimdi. Başkan, şu arka tarafında pazı var. Şu pazının şeyine bir gösterebilir misin? Bak şurada. Göster. Şu pazıyı göster. Ondan sonra da lahanayı göstereceğiz. Şimdi ben niye bunu arkadaşlara izah ediyorum? Pazının kalınlığı hocam. Benim için evet. Çok önem arz eder. Gelişmişliği göster bu. Ondan sonra gel başkan buraya. Bunları kırdırdım ben. O önemli değil. Ya biz şeye bakmayacağız. Biz burada senin ürünün... Senin ürünün... Bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı dostlarım videoda diyor ki abi diyor şöyle yatay çek hocam şöyle şurayı. Hocam. Şöyle. As 650'nin kasasını kapatıyor Adem Bey. Evet. Ay mübarek. Gel buraya doğru bak şimdi. Gel İbrahim abi. Bakın burası evet. Ben kördürdüm zararlı. Önemli değil. Yani evet. Biz şimdi şeye bakıyoruz. Yani biz bahçedeki bak İbrahim abi sen abi hemen yapraktan besleme yap. Bu olduğu gibi fasulye. Evet. Daha ileride daha da var hocam. Değil mi yani? Evet evet. Daha ileride daha da var. Ya önemli değil ilerisi gerisi. Maşallah. Yani abi şuna baksana. Olduğu gibi fasulye. İbrahim abi sen burada eğer haftalık sen şeyini kullan. Değerli arkadaşlar, yatay olarak başkan şöyle uzunlamasına çek bakayım. Vatandaş. Yani şuraya kadar gidersen daha yükselir. Önemli değil. Şimdi İbrahim abi, özetle çiftçilere ne diyebilirsin? Özetle çiftçilere ne diyebilirim hocam? İşlerini takip etsinler. İşini takip etmesen bu olmaz. O muhakkak. Şimdi Aysa organik ürünleri size bir nebze olsun. Bir nebze diyorum artık. Şu ana kadar tahminlerin üzerine çıktı mı çıkmadı mı? Ben çok memnunum hocam. Yani seneye de yapsam yine beraberiz. İnşallah. Evet. Yani bu cümleler çok önemli. Değerli arkadaşlar, zannetmeyin ki bir sihirli el bir yere değdiği zaman orada çok şey olacak diye zannetmeyin. Mutlaka ve mutlaka. Şuraya kadar da gidebiliriz hocam. Orası daha gerek yok. Boş ver. İstersen gidelim yani. Buyur ben... gel. Yani çiftimiz istiyorsa evet, biz gideriz. Evet. Bak maydanozumuz da var arkadaşlar. Evet. Bu hocam bir hafta sonra toplanır değil mi bu? Nasıl bir hafta sonra? Yani haftaya. Nasıl bir hafta sonra? 2-3 gün sonra topla burayı. Allah Allah. Kalkar mı sen? Sen bir şey olsun. Yanlış yapıyorsun. Üstünde büyür öyle mi hocam bu? Hocam akşamdan sabaha kadar siz şurada şu yaprağın gelişimini evet. Görüyorsunuz değil mi? Aynen. Hiç gerek yok. Değerli arkadaşlar buyurun. Yani olduğu gibi maşallah abi her taraf ama sen bunu otuna al. Aldıracağım yarın bak, insan getireceğim. Burada, bak şimdi burada olduğu gibi fasulye abi bak evet. Gel buraya gel. Bak ben bir şey ben anlamam bu işten. Görüyor musun? Evet hocam evet. Fasulyeyi görüyor musun? Görüyorum. Her taraf çıngılçıdak ama sen buranın şeyini al. Otunu çektireceğim. Ya otunu çek yani böyle bak hep fasulye bunlar yani. Aynen. Sen şimdi hemen bunu besle. Ben aynı zamanda bak arkadaş bizim ürünü kullanmış yıkamadan yiyorum. Örnek değil bu. Allah'ın izniyle korkmayın. Kimyasal yok. Aldım kopardım yiyorum. Afiyet olsun hocam. Ama hocam aroması mükemmel. Öyle mi? Vallahi. Afiyet olsun. Yani. Değerli arkadaşlar, biz daha bu dakikadan sonra bir şey demiyorum. Evet, pırasayı da yiyeceğim. Bu da tansiyonu düşürüyor. Onu da söyleyeyim buradan. Ben tansiyon rahatsız. Ne hayrola? Oho, başkan hayrola. Adam pırasa hastası. Olsun olsun hocam, veririm ben size. Evet İbrahim abi. Bir şey diyor musun çiftçilerimize? Teşekkür ediyorum hocam. Eliniz kolunuz dert görmesin. Allah devamınızı artırsın. Yalnız ben çiftçi arkadaşlardan şunu bekliyorum. Kesinlikle sihirli bir elimiz yok. Mutlaka
yapmış olduğu tarımsal mücadeleyle ciddi mahiyette bilinçli hareket etsinler. Burada en ufak bir böceklenme var mı? Yok. Bu zamana kadar oluyor olmadı. Muydu? Bu zamana kadar geçmişte oluyordu. Oluyordu. Evet. Böceklerden de işte tutaydı başka? Kıl kurdu deriz biz ince. Elhamdülillah. Evet. Yani benimki, bak arkadaşlar, benimki besleme ürünü. Ama elhamdülillah öyle bir güzel ürün geliştirdik ki ekibimizle, İnşallah. Hocalarımızla, tek başımıza değiliz. Ama biz bu noktaya geldik. Evet, şu anda ekranda beni görüyorsunuz. Çiftçimi görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bana inanan bu çiftçi kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İbrahim Bey benimle bu işe başlarken biraz tereddütlüydü. Aynen. Dedim ki korkma abi, ama benim dediğimi yapacaksın. Haftalıktı, 15 günlüktü, 20 günlüktü. Şimdi verime geçti. 15 gün, 10 günde bir, haftada bir ürünü aldıkça kullansın. Ürünü aldıkça kullansın. Son derece mükemmel bir sonuca hep beraber gideceğiz arkadaşlar. İnşallah. Hepinize buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Teşekkürler.